Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Konuklarımız geldiler. Bugün herkese açık kolokyumumuzun dokuzuncusunu yine online olarak gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konuğumuz bize bastından bağlanıyor. Okyanus ötesinden çok teşekkür ediyoruz. Yokan Otamışlıgil hocamıza kendisini takdim etmek üzere sözü rektörümüz Sayın Sondan Durukanoğlu Feyz'e veriyor. Evet, hoş geldiniz sevgili katılımcılar. Bildiğiniz gibi Kadir Üniversitesi herkese açık halka açık kolokyum serisine bu pandemin süresince de devam ediyor. Bunu sağlayan sevgili Nihat Hocama çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok ama çok özel bir ve çok önemli bir konuğumuz var hı hı. ve bu konuyu sunmaktan da gurur duyuyorum. Kendisi ilk önce ben onu söyleyeyim gurur duyduğumuz mütevelli heyeti üyemiz. Harvard Profesörü Gökhan Hotamişkil, büyük bir akademisyen, bir tıp doktoru, bir bilim insanı, Harvard Üniversitesi'nde James Steven Simmons, genetik ve metabolizma profesörü, Harvard TH Chan Kamu Sağlığı Okulu Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölüm Kurucu Başkanı, Harvard Sabri Hünkâr Metabolik Araştırma Merkezi Direktörü. Ben böyle bu gidiyor iş ama burada duracağım. Neler yapıyor? Kısa anlatacağım. Araştırmalı konuları hakkında özellikle obezite, diyabet, karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıkları gibi kronik metabolik hastalıkların temel mekanizmalarının anlaşılması üzerine yaptığı çalışmalarla insanlığa ve bilime büyük katkılarda bulunmuş bir bilim insanı Bilim insanlığını tartışacak bir durumumuz ama çok 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 daha önemli bir özelliği var benim için. Onu anlatmadan geçmek istemiyorum. Bilim insanı bir kendi aramızda yaptığımız hesaplamaları, çalışmaların sonuçlarını konuşabiliriz ama hele hele çalıştığınız alan sağlık ve insan sağlığı olduğu zaman bir başka önemli görev daha var. O da halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmektir. Sevgili Gökhan Hocam, bu pandemin süresince başında bulunduğu yerde Türk halkını bu konuda bilgilendirme konusunda hem sosyal medyayı hem de görsel medyayı ihtiyaç duyulduğu anda her zaman kullandı ve bizi bilgilendirdi. Bunun için ben Gökhan Hocam'a yürekten teşekkür ediyorum. Hastanedeyken dinliyordum ve gururla dinledim. Gerçekten büyük bir bilim insanı. Ee, i̇yi ki varsınız hocam. Hiç fazla sözü uzatmadan sözü size bırakıyorum sevgili hocam. İyi ki varsınız hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim sevgili Sondan Hoca bu güzel sözleriniz için size de geçmiş olsun diyerek başlayalım. Benim için bu çok güzel bir an. Bu kadar da yani tam bir semineri online olarak ilk defa Türkiye ile yapıyorum. Daha öncekileri hep salgın Çerçevesinde konuşmalar şeklinde yapıyorduk. Onunla ilgili işte bir takım bilgileri paylaşmaya çalışıyorduk. O da benim için ayrı bir özel anlam taşıyor. 19 Mayıs'ı bir günle kaçırdık ama ben kaçırmamış sayıyorum. 19 Mayıs çok önemli bir gün benim için kişisel olarak da tüm ülkemiz için de Cumhuriyetimizin doğum günü diye düşünüyorum. Ve onunla ilgili söylemek istediğim şey yani en olağan... ...üstü koşullarda imkansız gibi gözüken şeyleri bile aşmak için bana müthiş bir moral ve güç kaynağı olan tarihi bir dönüm noktası. O yüzden ben ne zaman enerjim düşse, moralim bozulsa hep o günleri düşünüyorum. Ve her zaman birlik, beraberlikle, güçlü bir iradeyle her sorunun altından kalkılabileceğine yürekten inanıyorum. O yüzden tüm ulusumuzun 19 Mayıs'ı tekrar kutlu olsun. E, tabii e, bilim için bir araya geldik. E, o yüzden tabii büyük önderimiz Atatürk'ün bilme verdiği önemi de e, hatırlamakta ve inşallah onun e, gençliğin kılavuzu olarak e, yolumuza devam etmekte e, ışık tutacağına e, inanarak e, sözlerime başlamak istiyorum. E, biraz e, kendimden bahsedeyim. Hep moral bozucu konularda konuştuk. Bugün ben hiç salgından bahsetmeyeceğim. E, tabii sorularınız olursa onları memnuniyetle cevaplarım. Burası benim doğduğum yer. Rize'nin Pazar e, ilçesinde doğdum. Hadi salgınla ilgili bir tek şey söyleyeyim. <laughs> yani bu salgın sayesinde her şey de kötü değil. E, ta Rize'deki komşularımız yani Pazar'daki komşularımız benim doğduğum evin e, yanında oturan komşularımızdan bile haberler aldım. Hatta doğduğum evin fotoğrafını bile gördüm. Çok e, hoşuma gitti. Bir, bir güzelliği hala çok e, güzel bir küçük e, kasaba olarak kalmış olması e, buranın e, babam e, benim doktordu ve o da hep Anadolu'da e, doktorluk yapardı e, çok e, halk sağlığına hakikaten kendini vakfetmiş bir insandı e, bendeki ilk e, sağlık konularına ilgi hep e, babamla beraber onun mayhanesini kurcalarken <laughs> edindiğim e, meraklarla başlamıştı. Bu da 1965 senesinde çekilmiş bir fotoğraf. Ortada e, annem. Peki ilk slaytım buydu. İkinci slaytım buydu. <laughs> Üçüncü slaytım da buydu. Evet bu e, en üstteki haritada benim doğduğum küçük yer, küçük nokta benim doğduğum yer. E, Rize'nin Pazar ilçesi. Daha sonra ilkokula Vakfı Kebir'de başlamıştım. Sonra da Anadolu'nun diğer yerlerinde ilkokulu bitirdim. Bu babam, babamın maynanesinin önü. Burası benim için çok önemli bir yerdi. İlk sağlık ve bilimle ilgili meraklarım burada doğmuştur. Bu da sevgili annem. Bu 1965 senesinde çekilmiş bir fotoğraf. Annemiz bizim için hep bir çağdaş Cumhuriyet kadını örneğiydi. Bizleri de e, o bilinçle e, yetiştirdi e, kendisine e, her zaman şükran doluyum. Ona e, borcumuzu nasıl öderiz bilmiyorum. E, burada da abim, e, ablam ve de ben. E, bu fotoğrafta tabii çok rivayetler var bu fotoğraflarda ama bu, bu, bunu ben çok seviyorum çünkü herkes kameraya bakarken ben yine orada bir şeyler kurcalıyorum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum tabii de annem bana hep e, böyle kurcalamaya çok meraklı olduğumu söylerdi. Onun da güzel bir anısı. Daha sonra tıp fakültesine gittim. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduktan sonra tıp fakültesine gittim. Yani herkesin hayatı bir yerden başlıyor. Ben de ona çok önem veriyorum. Benim de hem ilkokulda hem ortaokulda hem üniversitede bana ışık tutan çok önemli hocalarım olmuştu. Onlardan iki tanesi burada. Sonra çok yıllar sonra İstanbul'da bir toplantıda karşılaşmıştık. Bu Necdet Akar Ankara Üniversitesi Pediatri Bölümünde. Gürbüz Erdoğan da Ankara Üniversitesi Endokrinoloji Bölümündeydi. Yani ilk onlardan hem bilimi hem hekimliği en güzel değerleriyle beraber öğrenme fırsatı olmuştu. Bu fotoğrafı da ben çok seviyorum çünkü burada hem benim hocalarım var hem benim öğrencilerim var. Şimdi onlar da artık ikisi de profesör olmuş vaziyette. Erkan Yılmaz Ankara Üniversitesi'nde. Ebru Erbay Bilkent Üniversitesi'ndeydi. Şimdi UCLA'de profesör. Böylece üç jenerasyon bir araya gelmiş olduğumuz bir fotoğraf. Sonra ben Boston'a geldim. Burada da yine çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Burada da ölüme çok güzel insanlar çıktı. Biri Profesör Sandra Brackfield. İlk Amerika'ya geldiğimde ilk onunla çalışmaya başlamıştım. Tıp fakültesinde e, nöroloji profesörü kendisi. Arkasından da e, temel bilim eğitimimi de e, profesör Bruce Spiegelman'la yapmıştım. O da e, çok e, kıymetli bir e, bilim insanı. Yani burada başlayan e, temel bilim ve klinik bilim geleneği Amerika'da da devam etti. Hep o arada çalışmalarımı sürdürmeye devam ettim ben de. Bu da şimdiki laboratuvarım en son üyelerimizle beraber çekilmiş bir fotoğrafımız. Şu anda Sabri Ülker Araştırmalar Merkezi bünyesinde Harvard Üniversitesi'nde çalışıyoruz. Benim tabii en büyük sıkıntılarımdan biri Amerika'da çalışırken ismimden kaynaklanıyor. Gökhan Otamışlıgil tabii Türkiye'de bile bazen zor olabiliyor söylemesi. Onun için öğrencilerim 3-4 senede bir bir rehber hazırlıyorlar. Gökhan Otamışlıgil ismi nasıl söylenir diye. Bizim merkezin web sitesine girerseniz orada görebilirsiniz. Pek çok ülkeden değişik öğrenciler hem merkezimizin ismini hem de benim ismimi nasıl telaffuz edileceğini gösteriyorlar. Öyle bir eğlenceli videomuz da var. Bu arkadaşlar Türkiye'yle de çok aşinalar. Bu da benim çok sevdiğim bir görüntü. İlk defa Sabri Ülker Sempozyumu'nu İstanbul'da yaptığımız zaman çok muazzam bir bilimsel kadroyla İstanbul'a gelmiştik. Bütün merkezimizin yeni eski öğrencileri, Türkiye'nin dört bir tarafından genç öğrenciler bir araya gelmişti. Böylece Türk kültürünü ve bilim camiasında da tanıma fırsatları olmuştu. O da benim için çok kıymetli bir anı. Evet bu kişisel noktalardan bilime geçersek biraz bizim üzerinde çalıştığımız konunun büyük özeti aslında bu görselde anlatılıyor. Ya yani biz biyolojik altyapıyla yani biyolojik olarak sahip olduğumuz düzen ile maruz kaldığımız çevre etkenleri arasındaki uyum veya uyumsuzluğun hastalık ya da sağlıkla sonuçlanacağına dayalı bir model üzerinde çalışıyoruz. Bir var olan sistemimiz bir çevre etkenine maruz kaldığında ki bu mikroplar olabilir, sosyal etkiler olabilir, çevre etkileri olabilir, diyet ve metabolizm olabilir, buna karşı bir yanıt veriyor. Eğer bu yanıtın gücüyle çevreden gelen stresin gücü arasında bir uyum varsa, yani adaptasyon gerçekleşiyorsa, bu bir pazarlık gibi düşünebilirsiniz. Bu sağlıkla neticeleniyor. Eğer bu güçler arasında bir dengesizlik ortaya çıkarsa adaptasyon gerçekleşemiyor ve hastalık ortaya çıkıyor. Bizim de üzerinde çalıştığımız ana hat bu mikroplar ve immün sistem yani savunma sistemiyle diyet ve metabolizma etkenlerinin birbirleriyle iletişimi ve bunun nasıl sağlık ve hastalık doğrultusuna doğru ilerleyeceği. Tabii buradaki amacımız eğer sağlıklı olacak yolları ve pazarlık koşullarını öğrenebilirsek onları güçlendirebiliriz. Hastalığa yol açan uyumsuzlukları ortaya çıkarabilirsek de bunları telafi ederek hastalıklardan kurtulabiliriz diye bir yargımız var. Tabii bu çevreyle iç biyolojik sistemin pazarlığı yani hem kısa süreçli yani akut olaylar olabilir, uzun süreli kronik olaylar olabilir. İç yani çevremiz hem iç çevre hem dış çevre diye düşünebilir. Örneğin mikropları düşünürseniz mikroplar vücudumuzun hem içinde yaşıyorlar hem dışarıdan maruz kalabiliyoruz. Tabii bu ilişkilerin hepsi de kötü ilişkiler değil. Bunların bazıları iyi ilişkiler, bazıları kötü ilişkiler. Genel olarak üzerinde çalıştığımız çerçeve bu şekilde özetlenebilir. Çalıştığımız hastalık konusu da küresel metabolik hastalıklar salgını ki bu evet salgından bahsetmeyeceğim demiştim ama yine salgın kelimesi karışmış slaytların içine. <laughs> Madem karıştı biraz söz edeyim. Bu tabii şu anda karşılaştığımız salgın her ne kadar çok endişe verici boyutlarda olsa da bundan önce bildiğimiz yani bu salgın ortaya çıkmadan önce mevcut olan küresel metabolik hastalıklar bundan çok daha büyük bir sağlık tehdidi bütün dünya için ve bunlar bir küme halinde ortaya çıkıyorlar. Yani tek tek e, genelde ortaya çıkmıyorlar. Yani diyabet, karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıkları, şişmanlık, solunum sistemi bozuklukları, nörodejenerasyon, kanser hepsi bir e, küme halinde birbirine bağlı olarak ortaya çıkıp sağlık için e, muazzam bir tehdit oluşturuyor. Tabi bu sıralarda e, sağlığın ekonomik boyutları çok konuşuluyor. Bu 5 e, sene önce yapılan bir e, tahminde yani şu 2025 yılı itibariyle bu küresel kronik metabolik hastalıkların maliyetinin tüm dünyanın gayri safi milli hastasının %50'sini yutabileceği öngörülüyordu. Tabii bu çok muazzam bir rakam. Yani buradan hem bize bunun fırsat maliyeti hem insan hayatına maliyeti hem yaşamın kalitesine olan maliyeti çok dramatik bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii böyle bir kaynak da ayrılamayacağı için herhangi bir, e, bir sağlık problemine, bu problemlerin hatta bugün bile pek çok insanda tedavi olmadan e, bu hastalıkla mücadele etme e, zorluğunu e, ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bizim çok öncelikli olarak e, bu e, hastalıkların üzerine eğilmemiz gerekiyor. Belki burada bir şey daha söyleyebilirim. Şu, şu anda tabii çok muazzam bir salgından geçiyoruz ve hepimizin aklında bu var. Fakat yani bu biraz iddialı gelebilir size ama ben böyle olduğunu düşünüyorum. Yani eğer biz bu altta yatan metabolik hastalıklar problemini çözebilmiş olsaydık o zaman bu salgın bizim için çok hafif bir deneyim haline gelebilirdi. Yani bu salgının en ağır olarak etkilediği gruplara bakarsak hep bu hastalıklar kümesinden ya hastalıkların kendisi sebebiyle veya yaşlanma sebebiyle e, muzdarip olan e, insanlar üzerinde. Sadece e, diyabete bakarsak e, zaten buradan tabloyu görebilirsiniz. Tabii bu yaptığım görsel şimdiden geçerliliğini kaybetmiş vaziyette. Şu anda burada bir yani her 11 kişiden birinin diyabet olduğu e, gösteriliyor. Bu rakam tabii daha yüksek şu anda. Ve dünyanın her yerinde buradaki şu turuncu yuvarlaklarla kırmızı yuvarlaklara bakarsanız bunlar e, iki ayrı zaman dilinde ya yani 1980'de 2014'teki sayıları veriyor. Dünyanın her tarafında bu hastalık artıyor. Yani yaptığımız şimdiye kadar tasarladığımız önlemlerin hiçbiri çalışmıyor. Ve dünyanın her yerinde bu hastalık hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Ve her sene 5 milyon insanın can kaybına sebebiyet veriyor. Yani bu rakam tabii inanılmaz bir rakam. Yani bütün tüberküloz, sıtma, HIV, hepatit, zatürre, ve e, enfeksiyonlara bağlı diareleri yani en büyük enfeksiyon hastalıklarını bir araya getirirseniz bile bunların hepsinin toplamından daha yüksek e, can kaybına e, sebebiyet veriyor. Peki yani bu kadar e, tabii e, bilim ilerlemişken niye yaptığımız hiçbir şey çalışmıyor? Bunun da sebebini e, ben altta yatan e, mekanizmayı henüz e, anlayamadığımız, bunu anlayamadığımız için de mekanizmaya yönelik e, girişimleri e, yapamamamıza e, bağlıyorum. Zaten bundan sonraki konuşmamda da sadece bizim yaptığımız çalışmalara değineceğim. Onların amacı da bu mekanizmaları sadece diyabet için değil, bütün bu hastalıklar kümesi için biraz daha yaklaşmamız mümkün olabilir mi diye. Burada da bizim kullandığımız paradigma, konuşmamın başlığında da olan savunmayla enerji arasındaki ilişki. E tabii hepiniz biliyorsunuz ve takdir ediyorsunuzdur ki e, enerji ve metabolizma e, yaşamın en temel yapı taşı. Yani ilk gerçekleşen reaksiyonu bile e, göz önüne getirirseniz, burada bir enerji alışverişi olması lazım. En basit bir molekülün sentezlenmesi veya iki molekülün e, bir araya gelebilmesi için e, o reaksiyonun e, enerji akışının düzenlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla çok hayati e, bir kavram. Daha sonra e, organizma daha karmaşık hale geldiğinde de onun savunulması gerekiyor. Çünkü bu sefer çevre yani hücre oluştuktan sonra çevre etkenleriyle dışarıdan gelen işte mikroplarla saldırılarla mücadele etmesi için bir savunma sistemi gerekiyor. Bu da tabii bildiğiniz gibi immün sistem. Yani bu ilişki hem çok hayati bir ilişki tıpkı dünyada olduğu gibi hem çok çetin bir ilişki hem de bu Enerji ve savunma kaynaklarını kontrol edebilme, dünyanın dengesindeki en önemli bozuklukları çatışmaları ortaya çıkartan bir kavram. Bu biyoloji için de geçerli. Yani biyolojide de düşmanlar var ve saldırıyorlar. İşte hücrelere saldırıyorlar, organlara saldırıyorlar, vücuda saldırıyorlar. Vücudun da bunu savunması gerekiyor. Bu temel ilişki tıpkı gerçek hayatımızda gözlemlediğimiz gibi dengesini enerji kaynaklarının kullanımında buluyor. Yani enerji bu vücudun savunma sistemlerinin kontrolünde, gücünde veya zafiyetinde çok önemli bir rol oynuyor. Hem savunmanın çok enerji gerektiren bir reaksiyon olmasından, yani örneğin vücudunuzun ısısının bir derece yükselmesi birkaç maraton koşarken e, harcadığınız kadar enerji gerektiriyor. E, veya immün sistemin güçlü bir cevap vermesi, enerji kaynaklarını kontrol edebilmesine bağlı. Yani enerjiyi e, çekebiliyorsa silahlarını güçlendirmek için daha etkin yanıtlar verebiliyor. Bir başka boyutu ki bugün ondan konuşmayacağım. Enerjinin tarzı da savunma sisteminin nasıl programlanacağını çok önemli ölçüde etkileyen bir bir konu fakat bugün vakit yetersiz olduğu için ondan bahsetmeyeceğim. Tabii vücutta da enerji deyince bunun en önemli kontrol eden organı yağ dokusu. Yani yağ dokusu tabii birçok insanın gözünde başka başka imajlara sahip fakat vücut için en önemli olan fonksiyonu Enerjinin bol olduğu zamanlarda e, depolayıp e, olmadığı zamanlarda ihtiyacı olan bölgeleri enerji tedariki yapması. E, bu klasik tabii biyolojisinin dışında e, yağ dokusunun bildiğimiz artık çok başka fonksiyonları da var. Hem vücudun bütün organ sistemleriyle, hücre sistemleriyle iletişim kurabilme özelliği, endokrin olarak çok güçlü hormon yollarını kontrol ediyor olması ve bütün sistemin birbiriyle ilişkisinde yani beyinden tutun bağırsaklara kadar karaciğerden pankreasa kadar birçok sistemin ahenk içerisinde çalışmasını sağlayabilecek potansiyele sahip çok ilginç bir doku ve hücre tipi. Yani bu iki savunma ve enerji arasındaki ilişkinin biraz daha bilimsel terimi immünometabolizma Yani metabolizma ile immün sistemin ilişkisi. Bunun tersi de metaflamasyon dediğimiz bizim grubumuzun kullandığı bir terim. O da metabolizmanın imün cevabı ve enflamasyonu kontrol etmesi. Enflamasyonun tabii e, ismini çok duymuşsunuzdur. E, enflamasyon aslında vücut için çok gerekli bir şey. Biraz önce bahsetmiştim. Yani her reaksiyon adaptasyon için verilen reaksiyon veya çevre etkeni e, iyi ya da kötü kategorisinde görülemez. E, enflamasyon örneğin Hayat için çok gerekli bir şey, tamir mekanizması ve mücadele mekanizması. Fakat bu mekanizmanın kısa sürelerle cevabını verip ortamdan çekilmesi gerekiyor. Yani uzun süre çatışma, hiçbir şeyin işine yaramadığı gibi hiçbir sistemin işine yaramadığı gibi vücudun da işine yaramıyor. E, uzun süre çatışma halinde kalması veya onu düşünerek e, davranması vücudun daimi bir e, tahribatın altyapısını hazırlıyor bu kavramın e, bu benim e, birkaç sene önce yazdığım bir, bir makaleden alınmış bir figür O yüzden içerisinde İngilizce e, kelimeler var Kusura bakmayın e, Fakat ya burada gösterilen şey bunun ne kadar derin bir ilişki olduğu yani bütün vücudun anahtar e, metabolik kontrol, merkezlerine bakarsak, karaciğer gibi, yağ dokusu gibi, işte pankreas gibi veya beyin gibi, burada metabolik fonksiyonu gören hücrelerle, savunma fonksiyonunu gören hücreler arasında zaten coğrafya olarak da çok yakın bir ilişki var. E ayrıca bu coğrafyanın içerisinde bu iletişimden doğacak olan sinyalleri hemen diğer dokulara ve organlara aktarmak üzere damar sisteminin de bunun içerisine yerleştiğini görüyoruz. Bizim yani temel hipotezimiz bu ilişkinin doğru kontrol edildiğinde sağlığa, yanlış kontrol edildiğinde de hem bu e, iminometabolik hastalık kümelerine veya metabolik hastalık, kronik metabolik hastalık kümelerine hem de yaşlanma ve e, erken ölüme e, zemin hazırladığı e, görüşü. Bu tabii çok bütün canlılar için korunmuş bir e, mekanizma dedim. Onun üzerine birkaç şey söyleyeceğim. E, i̇şte burada e, örneğin sol üst köşede e, meyve sineğini görüyorsunuz. Sağda da e, bizim bir e, karton e, halimiz. Bu size sözünü edeceğim biraz sonra kısaca sözünü edeceğim mekanizmalar bu bütün bu süreç boyunca korunmuş mekanizmalar ve sadece işlevsel olarak değil moleküler olarak mekanizma olarak da korunmuş mekanizmalar yollar. Bu aşağıdaki kalabalık slaytı okumanıza gerek yok bunu sadece aradaki moleküllerin de ortak kullanımını göstermek için buraya koydum. Örneğin meyve sineğinde bir hormon sistemi bir savunma sistemi arasındaki ilişki aynı moleküllerle insanlarda da devam ediyor. Bunların reseptörleri yoluyla kullandıkları sinyal ileti sistemleri aynı moleküllerle ve aynı doğrultuda, meyve sineğinden insana kadar korunmuş bir vaziyette. Yani bütün bu geniş yelpazede ve süreçte bu temel mekanizmalar korunmuş. Bu tabii önemli bir konu. Çünkü bir mekanizmanın bu kadar uzun bir süre korunmuş olması, onun hayati bir fonksiyonu olduğunu işaret ediyor bize. Bu da benim çok sevdiğim bir görsel. Genelde aslında bazı çalışmalar çok... Temel sistemlerde başlayabilir. Örneğin meyve sineğinde, mayada, hatta daha da yapısal düzeyde, moleküler düzeyde. Oradan yavaş yavaş e, tırmanarak insana kadar ulaşır. Bazen de insanda bir gözlemle başlayıp e, geriye doğru derinleşerek mekanizması ilerler. E, burada aslında ikinci çok çarpıcı bir örneği var. Bir de benim yaşamım açısından da çok büyük önemi var. O yüzden kısaca bahsedeceğim. Bu aşağıda sarı kutunun içerisinde gördüğünüz iki tane makale var bizim grubumuzdan yayınlanmış bu e, 1996 yılında çıkan yayın e, bizim bağımsız laboratuvarımızdan çıkan ilk yayın o da bir e, immün mekanizmayı kontrol altına aldığımızda genetik olarak e, farelerde e, metabolik olarak avantajlar elde edebileceğini gösteren yani ilk bu konunun genetik olarak ispatına yönelik yapılmış ilk çalışma. Bundan sonraki süreçteki işte birçok bir mekanizmaya yönelik çalışmalarda böyle basit bir insülin hormonunun fonksiyonuna ait basit bir şema ortaya çıkarıyor. Yani işin en ucunda işte stokinler yani immün aracılar, lipid molekülleri, metabolitler veya tahribata dayalı veya mikroplardan kaynaklanan moleküller kendi reseptör sistemlerinden bu sinyalleri aktardıktan sonra hücre içerisinde bazı strese yönelik molekülleri harekete geçiriyorlar. Bunlar arasında en meşhur olanlarından bir tanesi JNK ya da Junk diye bilinen bir molekül. Diğeri de IKK diye işte nf B yolunu yani enf önemli enflamatuar yolları kontrol eden iki molekül. Bunlar da birçok değişik mekanizmayla insülin hormonunun çalışmasını bozuyorlar. Ya yani Bu çok temel bir, bu tabii çok eski bir model fakat bütün yapı taşları hala yerinde e, oturmuş vaziyette yani aradan 25 sene geçmiş olmasına rağmen bu yapı taşlarının genel prensipleri hala yerinde duruyor tabii bunun üzerine e, muhteşem bir karmaşa eklenmiş vaziyette. Yani bu çalışmayı yaparken de yani e, eğer dinleyicilerimiz arasında genç arkadaşlar varsa onlara anlatmak istediğim e, küçük bir hikaye var. O da e, ben laboratuvarımı kurduğumda tabii e, o zaman interneti falan bu kadar güçlü kullanmıyorduk. E, o kadar bilinçli de değildik. Sadece bol miktarda işte heyecan, hayaller falan e, laboratuvarı kurduğumda, yani ilk kafamda olan e, test etmek istediğim konu buydu. E, fakat e, hazırlıksız olduğum için, hazırlıksız olduğumu fark ettiğim için o zaman çok sıkıntılı bir dönem yaşamıştım. Çünkü bunu e, yapacak hayvan modeli yoktu elde. Tabii bu 25 sene önce olduğu için çok zor, hayvan modellerini hemen öyle hazırlamak e, mümkün olmuyordu. E, o zaman da çok önemli bir bilim adamı, Anthony Serami ile <laughs> bir toplantıda karşılaştık. Ona söyledim yani dedim ki Antony benim durum ne olacak yani e, elimde hayvan modeli yok işte zaman geçiyor durumum biraz vahim. O da bana demişti ki New York'ta Lloyd Old diye çok bu e, TNF molekülünü ilk e, keşfeden e, çok önemli bir iminolog vardı. Dedi ki ona sen bir mektup yaz onda bu hayvan modeli var e, demişti. Neyse ben de o zaman bildiğiniz mektuptan e, Lloyd Old'a yazmıştım. Böyle bir ortak çalışma yapabilir misiniz diye. O da bana hemen bir cevap yazdı. Dedi ki ya tabii yaparız. Biz sana zaten hemen yollayalım bu hayvanı dedi. Daha, daha yayınlanmamıştı yani şey. <laughs> yani kendileri yaptıkları hayvan modelini yayınlamamışlardı. E, ve o e, hayvan modelini bana yolladı. Biz de o deneyleri yaptık. İşte o deneylerden çok güzel sonuçlar aldık. onla fonlarımızı aldık. Yani benim kariyerim de böyle bir mentorun cömertliğiyle büyük bir ivme kazanmıştı. Onun için çok küçük bir hareket ama benim için çok büyük önemi vardı. Kendisi maalesef vefat etti. Her zaman da çok şükranla anıyorum. Ve oradan da öğrendiğim hayatımın çok erken döneminde bilimde mutlaka cömert olmak, paylaşmak gerekiyor. Halbuki şu andaki kültürel ortam tam tersini bize gösteriyor. Hep yani elinizdeki kıymetleri saklayın, bilgileri saklayın, reaktifleri saklayın, deneyimleri saklayın. Büyük bir yarış gibi kim birinci bitirirse bütün ödülleri o alır, ikinciye bir şey kalmaz mantığıyla büyüyoruz. Bu çok yanlış ve üretken olmayan bir mantık. Onu hatırlamak için ben de Lloyd olduğu hatırlamak istedim. Neyse gelelim fare sineğine. <laughs> bu dediğim gibi 1996'da farede yapılmış bir deneydi. Çok ilginç olarak bu Pierre Leopold çok önemli bir bilim insanı. Onun 2016'da yani çok seneler sonra 20 sene sonra yaptığı bir yayın Meyve sineğinde bu aynı mekanizmanın çalıştığını gösteriyor. Yani inanması zor ama meyve sineğini de kötü bir şekilde besler şişman yaparsanız, biraz da stresi sokarsanız, diyabetin meyve sineği versiyonunu geliştiriyor. Burada kan şekerini görüyorsunuz burada. Bu şurada gördüğünüz iki grupta. Kan şekeri çok yükselmiş vaziyette bu şişmanlatılmış meyve sineklerinde. Fakat aynı geni, aynı genin meyve sineği versiyonunu sildiğiniz zaman bu hayvanlar tamamen e, normal e, kan şekeri düzeylerini koruyabiliyorlar. Ya yani bu da benim çok önem verdiğim e, bir e, teyit e, ki e, memelilerden e, meyve sineğine kadar uzanan bir yelpazede aynı e, hastalık için aynı mekanizmanın e, kullanılıyor olması. Bu işte e, hikayenin başlangıcı bu şekildeydi. Buraya da bir e, yani sahaların nasıl geliştiğini e, göstermek için bir grafik koydum. Yani bu immünometabolizma metabolizma sahasının doğuşu ve gelişmesiyle ilgili. E, burada e, onu da işte gözlemler, kavramın ortaya çıkması, delillerin ortaya çıkması. Sonra çok uzun yani zaman skalası çok doğru değil. Yani bu tartışmalar, anlaşmazlıklar işte 20 senedir hala sürüyor ve şimdi uygulama aşamasına gelmiş vaziyette. Bu bizim yaptığımız burada gördüğünüz 1993 senesindeki ok ve 96 senesindeki ok ilk çalışmaları gösteriyor. O zaman bu alandaki stasyon sayısı işte 4-5 tane falan makale var. İşte aradan geçen 20 senede bunun 300 bin makaleye ulaştığını görüyoruz. Yani bu konuda yayınlanan yayınların işte burada da bazı kritik <laughs> bir kısmı bizim e, grubumuzdan gelen, pek çoğu başka gruplardan gelen eş, önemli akışı değiştiren benim e, kanaatimci e, bazı e, buluşlar var. Tabii bu e, o kadar karmaşık bir sistem ki e, yani size en basit e, şemasını gösterdim. Daha sonra çok karmaşık hale geldiğim şey burada gösterilebilir. Bunu okumanıza gerek yok ama Bizim 1993 senesinde, 96 senesinde yaptığımız yayın sadece şuradaki bir tek molekülü fonksiyonunu inceliyordu. Bugün aynı fonksiyonu kontrol eden yüzlerce yol ve mekanizma olduğunu biliyoruz. Kimisi imün aracılar, kimisi metabolik aracılar, kimisi lipid aracılar, kimisi şeker aracılar, kimisi safra asitlerinden kaynaklanan. Fakat bütün bu karmaşaya rağmen temel prensip hala aynı şekilde duruyor. Yani e, enflamasyonun kronik olarak uzamasına e, yol açan koşullar metabolizma için e, evrensel olarak zararlı etkiler yaratıyor. E, bunun kontrolünü destekleyen sistemler de metabolizma için evrensel olarak e, yararlı e, neticeler ortaya çıkarıyor. Bunun tabii nasıl ve ne zaman uygulamaya gireceğini düşünmüyoruz. Şu andaki en önemli konulardan bir tanesi o. Onunla ilgili de iki konuya 15'er dakika değinip bitireceğim zaten. Onlardan da bir tanesi enerji aracılarıyla ilgili kısmı. Diğeri de enerjiyle ilişki içerisinde olan mekanizmalar ve yapısal dengelerle ilgili. Yani bir taraftaki anahtar e, olarak e, metabolik aracıları düşünürsek, öbür tarafta da kilit olarak e, yapısal e, adaptasyonları e, düşünebiliriz. Yapısal adaptasyonlardan çok kısa bahsedeceğim yani çok uzun süreli çalışmaları özetlemek için. E, bunlardan bizim için en önemli olanı ve üzerinde çok çalıştığımız 15 senedir 16 senedir çalıştığımız konu hücre içindeki Organel sistemlerinin yani organel sistemleri demek hücre içerisindeki mini organcıkların fonksiyonel olarak özelleşmiş faaliyetleri yerine getirmesi. Yani birisi enerjinin üretimi, birisi proteinlerin üretimi, birisi lipitlerin depolanması gibi. Bunların benim yine gözümde en önemli organize edici yapısı da endoplazmik retikulum denen bir zarlar ve tüpler ağı bu hücrenin her tarafında bütün hücrenin her fonksiyonel ünitesiyle irtibat içinde olan ve onları düzenleyebilme kapasitesine sahip olan bir organel. Buradaki ilk gözlemler yani yine bizim grubumuzda yaptığımız ilk gözlemler hem enerji hem de gıda stresi altında bu organelin fonksiyonunun bozuklukları olduğunu görmekti. Bunda da ilginç olan bu da yine hem farede bu sefer hem de insanda Aynı şekilde bozukluk gösteriyor ve genetik veya farmakolojik olarak bu bozuklukları giderdiğinizde de yine hem insanda hem hayvan modellerinde aynı metabolik olumlu etkilerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bundan sonraki 15 senede de ortaya çıkan yine bütün sahada aslında endoplazmik retikulumun bilinen klasik protein sentezi, katlanması, kalite kontrolü, yıkımı fonksiyonlarının yanı sıra metabolik fonksiyonlarda ve amino metabolik aracı yollarda çok önemli bir düzenleyici olarak çalıştığının ortaya çıkarılması oldu. Burada da bazı çok önemli çalışmaları yapan arkadaşlarımızın isimlerini koydum. Sam Klein de bizim e, Washington Üniversitesi'nde bir ortak çalışma yaptığımız klinik araştırmacı. Hala da beraber çalışıyoruz. Çok uzun yıllar e, çalıştık. Bu arkadaşların hepsi de şimdi kendi bağımsız e, gruplarında çalışıyorlar. O da bizim için ayrı bir sevinç kaynağıtı. Tabii Lale Kolombiya'da, Ebru UCLA'de, Lingyan e, Iowa'da, Erkan Ankara Üniversitesi'nde, e, Taka e, Cincinnati Üniversitesi'nde profesörler. İşte bu da e, bir slide'da 15 senenin özeti. E, bundan hiç bahsetmeyeceğim ama bu mekanizmanın nasıl çalıştığı yani e, endoplazmik retikulum e, organel fonksiyonun nasıl bozulduğunu, örneğin e, beslenme ve sentetik yolların yağlara doğru kayması durumunda işte e, hücre zarlarının e, bozulduğunun gösterilmesi, kalsiyum dengesiyle e, bunun arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması, stres sinyalleriyle e, hormon faaliyeti arasındaki ilişkinin çıkarılması gibi pek çok e, alan var. E, bunu sadece kendimi hatırlatmak için buraya koydum. Bir de e, burada bahsetmek istediğim Lin, Lin ve Edis Çalay bizim çok kıymetli iki araştırmacımızdı. E, onlar da şimdi kendi bağımsız gruplarındalar. Onların ortaya çıkardığı çok ilginç bir mekanizma vardı. Biz hep e, önce stres geliyor sonra organelin fonksiyonu bozuluyor. Oradan bir enflamasyon sinyali çıkıyor e, diye düşünüyorduk. Sadece biz değil bütün sahada. Fakat Ediz'le Ling'in yaptığı çalışmada ki bunun ayrıntılarından bahsetmeyeceğim bir tek şey hariç. Onlar aslında enflamasyonun da organel fonksiyonunu bozarak işe başlayabileceğini gösteriyordu. Yani bunlar bir düz çizgi halinde çalışmıyor. Hep çemberler halinde bir fasit daire olarak fonksiyonel görüyor yani. Enflamasyonun olduğu yerde organeller iyi çalışamıyor. Organeller iyi çalışamadığı zaman daha fazla enflamasyon oluyor. Daha fazla enflamasyon olduğu zaman daha fazla fonksiyon bozukluğu ortaya çıkıyor. Burada da yani bu kadar büyük bir konseptle çok küçücük bir moleküler ayrıntının arasındaki ilişkiden bahsetmek için koydum. Yani burada da bu mekanizmayı kontrol eden şey yani bu çalışmanın özeti 2016 senesinde yayınlanmış. Sadece ayari isminde bir molekülün ki bu e, endoplazmik retikülüm fonksiyonları için çok önemli. İki tane amino asitinde iki küçük değişikliğin meydana gelmesi ki bu 15-20 angstrom gibi çok küçücük bir yön değişikliğine e, sebebiyet veriyor. E, bu iki sistin amino asitinin üzerine bir nitrozilasyon eklenmesiyle bu küçücük e, döngü de bu molekülün fonksiyonunu tamamen yararlı halden zararlı e, hale dönüştürebiliyor. Sadece onu e, hatırlamak için e, buraya koymuştum. Benim çok önem verdiğim, insana biraz alçak gönüllülük veren e, biyolojinin karmaşası hakkında bir gözlemdi. Daha sonra bu döngünün sadece karaciğerde değil başka organlarda da ortaya çıktığını e, gözlemlemiştik. Bu çalışmayı da Feza Engin diye bir çok kıymetli arkadaşımız yapmıştı. O da şimdi Wisconsin Üniversitesi'nde profesör. Bunun beta hücrelerinde de örneğin aynı şekilde çalıştığı ve diyabetin, tip 1 diyabetin ortaya çıkışında önemli rolü olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bu da 6 sene süren bir çalışmadan bir tane yayınımız çıktı. Fakat çok ilginç bu yayında gösterdiğimiz şey de şu an iki ayrı merkezde klinik deneylerde. Tip 1'den ilk tanı konduğu andan sonraki tedavi gerektirmeyen sürecin uzatılması veya Hastalığın hiç ortaya çıkmaması için kullanılabilecek yöntem olasılığı ortaya çıkardı. Yine bunun en son geldiği nokta da yani endoplazmik retikulumun immuno metabolizmayı kontrol ederken üzerinde taşıdığı özelleşmiş yeni moleküler mekanizmaların ortaya çıkarılması üzerine odaklıydı. Burada da iki yine arkadaşımızın çok önemli çalışmalarını özetini koydum. Bunlardan bir tanesi endoplazmik retikulumun üzerinde bulunan NRF1 diye bir molekülün zar endoplazmik retikulum zarında kolesterolü direkt olarak tanıyarak ve tarayarak karaciğerde hücre içi kolesterol zararlı etkilerinden koruyucu mekanizmaları harekete geçirdiğini ortaya çıkarmıştı. Bu 2017'de yayınlanan çok kıymetli bir çalışma. Scott da şimdi Kanada'da profesör. Alex Bartel de kahverengi yağ dokusunda protein yıkım yollarını kullanarak bu hücrelerin fonksiyonunu düzenleyen bir mekanizma ortaya çıkartmıştı. Aynı molekül tarafından kontrol edilen. Kendisi de şimdi Almanya'da profesör. Burada benim son hudut diye koyduğum yani şu anda neyle uğraşıyoruz? Uğraştığımız konu hücre içi mimarisinin kontrolü. Yani mimarinin kontrolü hücre içindeki mimari tabii özel kompartmanlara ayrılmasıyla sağlanıyor hücrenin. Tıpkı bir ev gibi yani evin mutfağı var, banyosu var, oturma odası var, çalışma odası var. Hücrelerin de işte proteini sentezledikleri şeyler var, genetik materyallerini korudukları yerler var, lipitlerini depoladıkları yerler var. Bunlar içerisinde koordinasyonu sürdüren de bu bir zarlar Networkü var organelleri birbirinden ayıran. Burada gördüğünüz de yeşile boyanmış bir endoplazmik retikulum. Burada da yine Ana Paula, Ana Benedikte ve iki Türk genç hekim arkadaşımız Güneş ve Ekin beraber çok muazzam bir çalışma yapmışlardı. Ve bu organellerin yapısında yani hücrenin iç mimarisinde meydana gelen değişikliklerin metabolizmanın kontrolü için çok önemli fonksiyonlar gördüğünü ortaya çıkarmışlardı. Şimdiki büyük hayalimiz de bunu çok yüksek çözünürlükte ve fonksiyonlarına bağlayarak metabolizmanın kontrolünde nasıl görev yaptığını ortaya çıkarmak. Şu anda enerjimizin, zamanımızın, kaynaklarımızın çok büyük bir kısmını bu projeye yatırıyoruz. Onlara da ilgili küçük bir örnek göstereyim. Bu, bu iç mimari hastalıklar sırasında muazzam değişiklikler gösterebilen bir şey. Yani yapı statik bir kavram değil. Bir binada olduğu gibi. Biyolojideki yapı çok büyük dinamizm gösteren ve bu dinamizmi çok kısa süreçlerde yani dakikalar içerisinde gösterebilen bir sistem. Burada size çok basit bir örneğini koydum. Bu aslında basit dediğim şey toplaması 5 sene süren <laughs> bir data seti. Sol tarafta normal hayvanların karaciğerinden alınmış bir kesit görüyorsunuz. Sağ tarafta da şişman bir hayvanın karaciğerinden alınmış kesit görüyorsunuz. Burada yaptığımız FIPS-M denen bir elektron mikroskopi çözünürlüğünde fakat her 4 veya 6 nanometrede bir kesit alarak bütün hücrenin 3 boyutlu düzeyinde tarayabileceğimiz bir sistem. Yani burada kısa bir video e, oynatırsam, iki sistem arasındaki büyük farkı görüyorsunuz. Yani soldaki normal karaciğerle sağdaki şişmanlamış karaciğer arasında yapısal olarak e, neredeyse hiçbir benzerlik e, yok. E, şöyle bir daha e, size e, sunarsam. Yani burada durdurursak örneğin sol tarafta çok güzel bir organizasyon görüyorsunuz. Bu çizgiler halinde gördüğünüz şeyler endoplazmik retikulum. Yuvarlak olarak içlerinde çizgiler gördükleriniz mitokondriler. Bu sistemin tamamen bozulduğunu ve bu ilişkinin düzensiz bir hale geldiğini görüyoruz. Ve şu anda işte uğraştığımız konulardan biri bu ilişkiyi düzelterek bu organın sağlıklı faaliyetini, çalışmasını tekrar gerçekleştirebilir miyiz diye. Bunlar bizim yapısal tarafta kullandığımız yöntemler. Çok kısaca bir de bu arada köprü kuran moleküllerle ilgili birkaç şey göstermek istiyorum. Bu da bizim şu andaki ikinci büyük çalışma alanımız ve uygulamaya geçişte çok yol almış bir konu. O yüzden kısaca bahsetmek istiyorum ama zamanımız sınırlıysa burayı hızlıca da geçebilirim. Bu size 1996 senesinde. ...yaptığımız ilk yayından bahsetmiştim. Bu da ikinci yayınımız yani. Aynı sene yapmışız. 1996 senesinde ilk laboratuvardan bulduğumuz bir şey. Bu da yağ asitlerine bağlanan... ...FABP4 diye bilinen bir, bir molekül. Bu molekül yağ hücresi ön hücreden... ...yani bir fibroblasta benzeyen ön bir hücreden... ...adiposite dönüşürken çok yüksek miktarda... ...ve kontrol edilir bir şekilde ifade olan bir moleküldü. O zamanki düşüncemiz de bizim... Aslında çok basit bir düşünceydi. Yani hem yağ asitlerine bağlanıyor hem de bu yağ hücresi bu kadar enerjiyi bu molekülü sentezlemek için kullanıyorsa bunun bir önemli fonksiyonu olabilir diye düşünüyorduk. Tabii o zamanki biraz genç, biraz da naif bir yaklaşım. Ve o zaman bir hayvan modeli yapıp işte bunu çalışmaya karar vermiştik. Sonradan e, ortaya e, çıktı ki bu e, yağ asitle bağlanan protein aslında enerji ve savunma sistemleri arasında yani bunların iki önemli hücresi arasında enerji tarafında adiposit savunma tarafında makrofaj hücreleri arasında bir köprü görevi yapıyor yani makrofaj hücrelerinde de e, onlar farklılaşırken ve etkin hale geldiklerinde ifadesi çok yükseliyor. Bunu da bizim bir doktor öğrencimiz tezi sırasında yapmıştı, Liza Makowski. O da kendisi Dük Üniversitesi'nde profesör oldu. Şimdi çok harika şeyler yapıyor kendisi de. Bu hayvanı ben hayvan modeli yaptık demiştim. Bu hayvan modelinin altında yatan prensip de FABP4 genini ki bu da 1996 senesinde bizim ürettiğimiz ilk hayvan modeli. Bu geri çıkarttık farelerden. O zamanki beklentimiz bu farelerin çok ağır problemler gerçekle ile karşı karşıya kalacağıydı. Kalacağı. Yani ilk hipotezim oydu. Tabii birçok hipotezimiz gibi bu da yanlış çıktı. Tam tersi yani bu hayvanlardan bu geni çıkardığımız zaman bu hayvanlarda mükemmel bir sağlık profili ortaya çıktı. Şu mesela ortadaki kesitlere bakarsanız yukarıda gördüğünüz bu sarı noktalarla dolu şey Şişman bir hayvanın karaciğerini, lipitlerin nasıl biriktiğini gösteriyor. Fakat bu fareden FBP4 genini çıkardığımız zaman bu karaciğer dokusu tamamen korunuyor. Bu hayvanların kan şekerleri yükselmiyor. İşte çok yüksek kolesterol. Mesela bu ortada gördüğünüz iki damar kesiti. Kolesterol düzey, düzeyleri binlere bile çıkarıldığında. Ee, bu hayvanların damar sistemleri tertemiz kalıyor. Bu kadar yüksek bir e, kolesterol yüküne rağmen. Yani çok ilginç bir e, e, fenotipleri var. Ve daha da ilginci, bu da Kaniçi Charles isminde bir doktor öğrencimin e, yaptığı bir çalışma. Aslında bu bir doktor öğrencisi için çok cesur bir çalışma. E, o da e, bu... Onun merakı da bu metabolik olarak sağlıklı e, profilin ne kadar süre korunabileceği. Yani bu hayvanlar ne kadar dirençli e, metabolik strese ve hastalığa. Onun yaptığı deney de e, normal e, bir fareyle onun FABP4 geni silinmiş e, kardeşini ömür boyu takip etmek. Yani e, fareler genellikle 2-2,5 iki, iki sene kadar yaşayabiliyorlar. Bu da e, yaşlı dönemlerindeki bir fotoğrafları. Belki buradan... Dikkatinizi çekiyordur. Fareler de biraz insanlara benziyor yaşlanmaları. İşte saçları ağrıyor, dökülüyor. Biraz ifadeleri, hareketleri yavaşlıyor, değişiyor, şişmanlıyorlar. Çok enflamasyon geliştiriyorlar vesaire. Fakat bu FABP dörtgeni olmayanlar da bunlar pek olmuyor. Yani daha bunlar genç, canlı, diri duruyorlar. Ve de metabolik sağlık profillerine bakarsak yaşamları boyunca bu sağlıklı profili koruyorlar. Yüksek bir kalorili ve yağlı diyete bile koysak yine de koruyorlar. Çok ilginç ve dramatik bir fenotip. Bir de şu ortada beyaz yuvarlaklar etrafında da mor noktalar olan dörtlü bir görüntü var. Oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu da artı artı denen normal hayvanlar. Bunlar yaşlandıkça ve şişmanladıkça muazzam bir enflamasyon geliştiriyorlar. Yani bu... Mor noktaların hepsi yağ dokusuna e, saldıran e, imün hücreler ve burada hiç sönmeyen bir ateş olarak yanıyorlar ömür boyu. Fakat bu genin çıkartıldığı hayvanlarda bu yangıyı görmüyoruz. Yani hiç bakın tertemiz duruyor doku. E, bu e, imin hücre infiltrasyonu hiç gerçekleşmemiş. O da yani da, e, başından beri söylediğim e, ve üzerinde durduğum e, iminometabolik yolların bu e, doku tahribatı ve metabolik hasarı e, nasıl e, ortaya çıkardığının çok güzel bir e, görseli. Tabii bu e, bize bazı tedavi olasılıkları aklımıza getiriyor. E, bunlardan bir tanesi epey bir zaman önce Masato Furuhashi'nin e, önderliğini yaptığı bir çalışma. Masato da Sapporo Üniversitesi'nde profesör şu anda. O da bizim küçük bir kimyasal molekülle bu o zamanki bilgimiz çerçevesinde bu molekülün fonksiyonlarını azaltmaya teşebbüs ettiğimizde genin silindiği kadar şiddetli olmasa bile çok önemli hem diyabete karşı hem kalp hastalığına karşı aynı anda etkinlik gösterebilecek ilaçların gerçekleştirebileceğini yapılabileceğinin prensibini ortaya çıkaran bir çalışmaydı. Bu çalışmalar hala devam ediyor. Tabii şimdi çok daha fazla şey öğrendik. Daha etkin bir şekilde kliniğe aktarma olasılıkları var ama henüz gerçekleşmiş değil. Burada bir de son dönemeçte bilim nasıl muazzam sürprizlerle dolu onunla ilgili bir konu anlatacağım. O da zaten konuşmamın son bölümü. Burada da bütün bu arkadaşların yine çok kıymetli çabaları var. Onları da takdir etmek istiyorum. Bu, bu projenin liderliğini Haiming Chao diye çok müthiş bir araştırmacı yapmıştı. O şimdi Ulusal Sağlık Örgütü'nde Earl Stedman profesörü. Moto çok olağan dışı bir Japonya'dan gelmiş, çok olağan dışı bir zekaya ve kapasiteye sahip ve de çok da özgün bir karaktere sahip bir e, bilim insanımızdı. E, o da şimdi Tokyo Üniversitesi'nde e, profesör. E Meriç e, bizim doktora öğrencimizdi. O da kendisi şimdi UCST'de. E, Furkan e, Gürolbeker'in hala e, beraber çalışıyoruz. Furkan da e, şu anda kendi bağımsız grubuna e, geçiş aşamasında. E, Gürol da e, bizim benim en eski çalışma arkadaşım. Hatta ortaokul liseden beri de sınıf arkadaşım. Buradaki soru da şöyle. Bu da Moto'nun bir resmi. Moto o kadar çok uğraşırdı ki. Yani bir gün laboratuvarda uyuyakalmış. Arkadaşlardan biri de Moto artık çok yoruldun git evine uyu diye bir mesaj yazmış üzerine. Buradaki soru da şuydu. Yani size bahsettim. Bu FABP4 geni işte yağ dokusunda ve makrofajda üretiliyor. Fakat etkilerini her yerde görüyoruz. yani Özellikle karaciğer bizi çok meşgul ediyordu. Buradan ilk önce karaciğerdeki yağ sentezini yani yağlanmayı nasıl kontrol ediyordu? Düşünürken buradan bir lipid hormon bulmuştuk. Yani palmitoliate diye bilinen veya C161N7 diye bilinen ilk e, lipid tabiatında ilk hormon e, vazifesi yapan bir e, buluştu. Bunu da Haymin e, bulmuştu. Fakat şeker sentezini nasıl kontrol edildiğini bir türlü bulamadık. Yani senelerce uğraştık. Yani ne, nasıl bu? Yağ dokusundaki bir molekül karaciğerdeki şeker sentezini kontrol edebiliyor diye. E bu e, tabi buradan bir hormon salgılandığını düşünüyorduk. Bu hormon işte önce acaba lipid tabiatında mı dedik ama bu sadece bize yağ sentezini açıklamamıza izin verdi. Şekere izin vermedi. Hatta ben başka yağlara bakmasını çok istiyordum Hayming'in. Bana geldi bir gün dedi ki ya hocam dedi... Hala daha benim yağlarla çalışmamı istiyorsan ben gideceğim başka bir yerde çalışacağım dayanamıyorum bu yağlarla çalışmaya. Çünkü çok zor hakikaten yağ molekülleriyle çalışmak bu boyutta. Neyse tamam dedik o zaman biz de şeylere bakalım belki de biz buraya hakikaten çok saplandık proteinlere bakmamız lazım proteinlere baktık yine de bir şey bulamadık. Sonra bir gün bana Haymin geldi ya Gökhan dedi ben bir şey gözlüyorum. ta yıllardır ama hep onu artefakt olarak düşündüm. Yani gerçek olmayan bir deneysel hata olarak düşündüğüm bir şey vardı. Nedir o Haymin? dedi. dedi ki ya ben dedi bu FABP4 proteininin kendisini görüyorum e, yağ hücresinden çıktığını e, ve belki de biz bu işe yanlış bakıyorduk. Hep hücre içi molekülü diye düşünüyorduk. Çünkü uymuyor klasik e, hormonlara veya salgılanan proteinlere. Tamam dedik oraya odaklandık ve oradan çok ilginç sonuçlar çıktı. Hakikaten de bu Haymi'nin 2008 ve 2013'te yayınladığı e, makaleleri. Bu e, FABP4 25 senedir bizim sadece hücre içerisinde durduğunu düşündüğümüz protein ve e, sinyal e, taşıma açısından salgılanan proteinlere hiç uygun yapısı olmayan bu proteinin e, gayet güzel e, yağ hücresinden salgılandığını ve de yağ hücresinden sadece yağları yıkıma geçtiği zaman Kontrollü bir şekilde salgılandığını gösterdi. Çok e, çarpıcı bir şey. Yani yıllardır önümüzde duran bir şeyi göremediğimizi de bize öğretti. E, dolayısıyla deneylere çok çıplak gözle bakmak lazım. Çok iyi kontrol etmek lazım ki yani biyolojinin e, bize ne söylediğini anlayabilelim. Daha sonra bu proje tabii çok heyecanlı bir hale geldi. E, bu hem e, şişman hayvanlarda hem de şişman insanlarda bu proteinin kandaki, yani bu hormonun kandaki dolaşım düzeyi çok yükseliyor. Ve bu çok ilginç aslında. Bu hem farede hem hayvanda leptin geninde tek bir amino asit ve aynı amino asitteki değişiklik, aynı şişmanlık, çok nadir görülen bir tarz tabii bu, ona yol açıyor. Dolayısıyla buradaki model tıpa tıp aynı. Yani farede olanla insanda olan ve bu molekülün 4-5 katına yükselmesi e, aynı şekilde hem farede hem insanda görülüyor. Çok da ilginç bir e, mekanizma ile salgılanıyor. B bunu vaktim yok e, anlatmaya ama bu Meriç'in çalışmasıydı. E, bu bu e, güzel grafiği de e, Casey Prentice diye şu anda laboratuvarımızda olan bir e, doktora sonrası çalışmaları yapan araştırmacı, aynı zamanda da muazzam bir sanatçı e, bir araya getirmişti. Yani bu molekül yağ hücresinden çıkış için, aslında memeli sistemlerinde hemen hemen hiç kullanılmayan bir mekanizmayı kullanıyor. Daha çok e, mikropların, patojenlerin, mesela toksoplazma gibi parazitlerin, hücre içi parazitlerin kullandığı ve lizozomdan geçen e, bir e, yolu kullanıyor. Ki bu bizim çalışmamız değil, lizozomdan geçiş kısmı. Bu Randy Shackman'ın bir çalışması Kaliforniya'dan, e, sekresyon Yollarındaki çalışmalarıyla Nobel al almış bir araştırmacı. Bizim de çok yakın olduğumuz bir bilim insanı. Bir kısmı da bu Meriç'in çalışmasında da gösterilen bir kısmı da bu yolun dışında küçük keseciklerin içerisine girip o keseciklerin içerisinde dolaşıyor kanın kanı. Yani salınım mekanizması olarak da çok ilginç bir mekanizma kullanan, hala da tam anlayamadığımız, üzerinde çalıştığımız bir konu. Fakat buradan ben fonksiyona geçip onu hemen kapatayım. Yani burada da yine gelişimsel olarak konuya başlamıştık, gelişimsel olarak kapatayım. Aslında yani biyolojinin aldığı önlemler, gelişim süreci boyunca, tarih yaşam tarihi boyunca fazlalıklara karşı değil. Yani biyoloji fazlalıklara karşı önlem alma ihtiyacı hissetmiyor. Ne demek bu? Yani kan şekerinin yükselmesine karşı biyolojinin alma ihtiyacı duyduğu fazla bir önlem yok. Çünkü kan şekerindeki yükselmenin can kaybına veya çoğalmanın önüne geçmesi çok uzun yıllar süren bir şey. Fakat kan şekerinin düşmesi çok kısa bir sürede ölümle ve neslin devamını tehdit eden bir durumla karşı karşıya kalmamızı ortaya çıkarabiliyor. Aynı şey enerji ve kilolar için de geçerli. Yani fazla enerjinin bir problemi yok. Esas açlığın, yemek bulamamanın problemi var, yaşamı tehdit eden. Dolayısıyla kan şekeri özelde geçersek, kan şekerinin, yükseldiğinde düşmesine sebep olacak en engeller var tabii ama bunlar çok az. Fakat kan şekerinin düşmesini engellemek yani kan şekerini normal de, düzeyde tutmak için geliştirilmiş pek çok mekanizma var. bunlar karşı düzenleyici hormonlar veya counter regulatory hormonlar olarak biliniyor. Bunlar işte meşhur işte glukagon, epinefrin gibi hormonlar var. Fakat Enerji açığı olduğunda yani açlık, uzun süre gıdaya ulaşamama gibi bir problemdi. Tabii ki burada en önemli sinyallerin yağ dokusundan gelmesi lazım. Çünkü enerjinin olduğu yer orası. Fakat yağ dokusunun karaciğerde veya başka organlarda şekeri koruyucu özelliklerini hangi hormon veya sinyal aracılığıyla ortaya çıkardığı bir asırdır iyi anlaşılamamış bir konu. Ve bizim de bu yani yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki yağdan gelen bu hormon ve bu sistemin tamamlayan yani bütün döngüyü tamamlayan FABP4 hormonu. Ve artık tabii bu başka bir konsept ve çok ilginç bir şekilde çalıştığı için bu hormon. Bunun da yeni bir ismi var o da Faptonin. Yani yağdan kaynaklanıp bu sistemin çalışmasında önemli, tonik bir e, rol oynayan e, e, molekül oldu. E, bunun insan sağlığı açısından önemi ne? Birkaç tane şey söyleyip kapatayım. Bu e, çok önemli bir şey. Çünkü, çünkü şimdiye kadar size gösterdiğim her şey korelasyondu. Yani hayvanlarda gördüğümüz biyoloji, insanlarda gördüğümüz korelasyon. Korelasyon, sebep-sonuç ilişkisi e, var demek e, değil tabii ki. Dolayısıyla insanda da e, bu hormonun düzeylerini normale getirdiğimizde, e, aynı e, yararlı etkileri görüp göremeyeceğimizi bilemiyoruz deneyinceye kadar. Fakat bunun bir tane e, çözümü var. O da Doğan'ın bizim için yaptığı deneyler. Burada da çok önemli bir şey var. Yani, yani şu anda çok sa fazla sayı var ama ben üç tanesini gösterdim burada. Bunlardan birincisi Gürol tarafından e, o zaman Ebru çok genç bir internü. E, 2006 senesinde yaptıkları bir çalışma. 10 bin tane kişinin e, genini sekansladıkları zaman e, bu, bu tarihte. E, bu e, FABP4 gelindiği bir mutasyon buluşlardı. Sadece yarı fonksiyonu engelleyen bir muta mutasyon. Yani haplo insufficiency, haplo yetersizlik diye bilinen bir mutasyon tarzıydı. Bu mutasyonu taşıyanlar çok şanslı mutasyonlar. E, mutasyon genelde olumsuz bir e, şey var ama bunu taşıyanlar çok olumlu şeyler görüyorlar. Hem diyabetten hem kalp hastalığı riskinden muzdarip değiller taşımayanlara oranla. Ve bu hem Asya e, toplumlarında hem Kuzey Avrupa hem Kuzey Amerika toplumlarında şimdiye kadar gösterildi. Yani Saksi de bunu Kuzey Avrupa'da gösteren bir arkadaş. Hatta ben onun tez savunmasına gitmiştim buradan. Onlar çok törensel olarak yapıyorlar bu savunmaları. savunmada savunmasını o kadar çok beğendim ki hemen bize katılmasını istedim. O da kabul etti. Çok memnun olduk. Şimdi de başka mekanizmalar üzerinde çalışıyor. Yani doğanın bizim için yaptığı deney şu. Doğada var olan bir mutasyon bu FABP4 4 geninin ifadesini azalttığında ve protein düzey düzeylerini düşürdüğünde çok sağlıklı ve ömür boyu süren bir insan profili de ortaya çıkıyor. Bu da bize söylüyor ki eğer biz bunu becerebilirsek bir girişimle, bir ilaçla veya başka bir yöntemle düşürmeyi o zaman heyecanlı bir uygulama alanı ortaya çıkarabiliriz diye. E bunun da ilk deneyini Furkan yapmıştı. Bu da tabii elimize kanda dolaşan bir protein geçtiği zaman buna karşı bir antikor oluşturup kontrol etmemi imkanı da çıkıyor. Furkan da bu deneyi yapmıştı. Bu da çok çok uzun süren, birçok insanın emeği geçen bir konu. Burada da E 4 proteinine karşı kanda dolaşan bir antikorun e, tıpkı genetik e, sistemlerde olduğu gibi diyabet ve karaciğer yağlanmasını düzelttiğini görmüştü. Yani burada karaciğerden şeker çıkışını görüyorsunuz. E, FBP4 genini düşürdüğümüz zaman e, karaciğerin şeker üretimi de düşüyor, e, yağlanması da tıpkı genetik sistemde gördüğümüz gibi e, azalıyor. Tabii bu başarılı bir şekilde insanlara geçecek mi, e, geçmeyecek mi e, bilmiyoruz ama şu anda çok hararetle çalıştığımız, hayal ettiğimiz bir geçiş konusu. En da işte bunu söyleyerek <laughs> kapatayım. İşte bazen de insanın hayalleri gerçek olabiliyor. Bu benim babamın mayhanesinin önünde işte otururken bir fotoğrafım küçücükken. İşte o zaman da hep böyle olmayı, işte insanlara faydalı bir şeyler yapmayı hayal edebiliyordum. İşte oralardan, işte küçücük Rize'nin pazar ilçesinden buralara kadar hayatımız gelebildi. Belki de aynı iyimserlikle düşündüğümde belki buralardan da faydalı bir iz bırakacak bir noktaya gelmemiz mümkün olur diye umuyorum. Beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Gökhan Hocam. Ağzınıza, dilinize, emeğinize sağlık. Müthiş bilgilendirici bir sunumdu. Bir iki soru geldi siz sunumunuzu yaparken. Onları Tabii aktarmak istiyorum size. İlki nihayet Durukan olduğundan geliyor. siz sonrasında gerçi bir miktar bahsettiğiniz bu tip bir diyabet olma durumu ile alakalı nihayet hanım da tip bir diyabet ve oynak bir diyabete sahibim demiş. Son yıllarda bilim insanlarınca yapılan çalışmalarda pankreasta insülin salgılayan beta hücrelerinin baskılanması sonucunda insülin salgılanamadığı ve bu baskıyı kaldıran çalışmaların bir makaleyle yayınlandığını takip ettim. Öğrencinizin Feyza Engin'in çalışmasından bahsediyor burada ve bizzat <laughs> düşüncelerinizi soruyor beta hücreleri üzerindeki stresin kaldırılması ile tip 1 tip 1 diyabetin tedavi edilebileceği konusundaki düşüncelerinizi soruyor. Evet bu e, ilginç bir konu doğru. Eskiden biz yani tip 1 diyabet ortaya çıktığı zaman insülini üreten bütün hücrelerin kaybolduğunu düşünüyorduk yani vücudun insülin üretemediğini düşünüyorduk ama bu artık doğru değil. Çok uzun süre diyabetle yaşandığı zaman bile hala insülin üretme kapasitesini tutan pankreasta bulunan beta hücreleri var. Ya yani bu tabii şeyi çok değiştirdi bakışı. Dolayısıyla bu hücrelerin üzerindeki immün yükü veya stres yükünü ...azaltıcı yöntemler ortaya çıktığında bunun yerleşmiş olan tip 1 diyabette bile önemli yararları olabileceği düşünülüyor. Fakat şu anda dediğim gibi uygulamaya girmiş bir konu yok. Fakat Feyza'nın bizle beraber çalışırken yaptığı bir buluş şu anda tip 1 diyabetlerde klinik deneme deney aşamasında. Kendisinin bağımsız olarak kendi grubundan yaptığı çok yeni bir çalışma var... O da sizin bahsettiğiniz şeyi doğruluyor. Yani bu stresi azalttığınız zaman diyabet riski çok yüksek olmasına rağmen hastalığın ortaya çıkması engellenebiliyor. Bir de bir üçüncü olasılık daha var. Bu tabii hastalığı uzun süredir yaşayanları için değil fakat onların çocukları, riski yükselmiş akrabaları veya risk altında olduğunu bildiğimiz kişiler için aynı tür girişimlerin yapılması mümkün ve bu da Hastalığın ortaya çıkmasını geciktirecek, yani çok anlamlı bir şekilde geciktirecek, hatta belki tamamen önleyebilecek yepyeni bir bakış açısı var şu anda beta hücrelerini koruyarak. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir diğer soru da Ayşenur Akgün'den geliyor. Uzun uzadıya anlattığınız FABP4 geniyle o fareler üzerindeki yapılan deneyimden sonra birinin çok daha sağlıklı olduğunu, öbürünün sağlıksız olduğunu göstermiştiniz. Ömrü ne oldu diye merak eder kendisi. <laughs> Ömrü uzadı mı <laughs> diğer farenin? Ya çok çok güzel bir soru. Evet, orada da Dediğim gibi biyoloji her zaman muazzam sürprizlerle dolu. Yani zaten biyolojiyle uğraşmanın en güzel tarafı da o. Burada bu hayvanlar, yani bu kadar sağlıklı kalmalarına rağmen bizim ölçebildiğimiz göstergeler çerçevesinde birbirleriyle tamamen aynı gün içerisinde öldüler. Yani, yani bunların arasında yaşam süresi açısından süre açısından bir gün bile fark göremedik. En başta bunu biz çok Hayal kırıklığı, yani o kadar iki buçuk sene deney yaptıktan sonra hayal kırıklığı olabilecek bir şey diye görmüştük. Fakat şimdi öyle düşünmüyorum çünkü yaşam süresinden çok sağlıklı yaşam süresi önemli. Dolayısıyla bu hala çok hakikaten çarpıcı bir uygulama. Fakat oradaki ilginç olan şey, yani bu kadar insülin direncini, enflamasyonu, kardiyovasküler problemleri, solunum sistemi problemlerini, şeker metabolizması problemlerini düzeltmemize rağmen niye bunların ömrü uzamadı? Tabii o o da bambaşka bir bir soru ve üzerine düşünüp çalışılması gereken bir soru. Hocam bir de Emre Kaya'dan bir soru var. Kendisi bir mühendis olarak bir soru yöneltiyor size. Bir mühendis olarak anladığım kadarıyla indirgemeci modern tıpın karşıtı olarak insan vücuduna daha sistematik bir bakışınız var. Anlayışımızı daha çok geliştirmesine rağmen bu bütüncül anlayışın ana akım olmamasını neye bağlıyorsunuz? Bu ilişkiler ağının teorisini inşa etmek adına İnterdisipliner çalışmalara nasıl bakıyorsunuz? Örneğin kolabora ettiğiniz, işbirliği yaptığınız matematikçiler, fizikçiler var mı acaba diye sorar. Gerçekten e, harika bir soru. Çok güzel bir, e, bir nokta. Bu e, yani biyolojiye, biyolojik bilimlere bambaşka bir bakış gerekiyor. E, dediğiniz çok doğru. Ve e, yani bir çizgisel e, bakış... E, hep A'dan B'ye, B'den C'ye e, geçiş akışı. Sistemin içerisinde ne kadar çok yedek mekanizmalar olduğunun örneklerini verdim size. Yani tek bir mekanizmanın, e, tek bir musluğun kapatılması, açılması e, bazen e, sistemi anlamaya e, yetmeyebiliyor. E, dolayısıyla bu tabii çok hayati bir konu, çok önemli bir konu. Neden diye soruyoruz. Neden daha çok işte disiplinler arası çalışma yapıyoruz? Çünkü çok zor. Yani disiplinler arası çalışma gruplarını bir araya getirmek, mevcut sistemde herkesin tatmin olacağı çalışmalarının karşılığını alma endişelerinin gidilebileceği bir formülasyon henüz gerçekleşemedi. Hem fonlama konusunda hem işte bilimsel geri dönüşümler konusunda. Yani bizim büyük şansımız kariyerimizin büyük bir kısmında bu endişelerden uzak e, yaşama fırsatımız olması. Yani benim kendi akademik kariyerimin en büyük ayrıcalığı olarak onu görüyorum. Dolayısıyla biraz daha kutunun dışındaki e, maceralara atılma imkanımız oldu ve de oralardan hakikaten çok heyecanlı şeyler çıkıyor. Tabii daha iyi mi, daha kötü mü, daha faydalı mı bilemem ama e, çok daha heyecanlı oldu kesin. E, son olarak da tabii biz çok çalışıyoruz. Mesela size eee Ana Paula'yla Ana Benedikt'i gösterdim. Onlar ikisi çok yakın çalışan iki bilim insanıydı. Ana Paola bir biyokimyacı, ana Benedikte de, de fizikçi. Bunlar bir araya geliyorlar çünkü yani çalıştıkları sistemin içerisinde çok fizik ve modelleme gerekiyor. Bu, bu modellerin de güçlü bir biyolojik sistemde test edilmesi gerekiyor. Ya bu mesela çok hakikaten her zaman olmayan bir şey ama olduğu zaman müthiş zevk veren bir şey. Şu anda da yaptığımız yani mimariyle ilgili yani mimari o tabii çok daha büyük boyutlu bir e, bakış. E, onu tabii çalışabilmek için pek çok grupla e, kolaborasyon yapıyoruz. Yani e, optik e, uzmanlarla, e, fizikçilerle, e, görüntü sistemleriyle çalışan mesela e, Janelia Farms'a, Harvard hughes Medical Institute'da çok kıymetli e, Harold Hess diye bir e, araştırmacı var, şu juan Can diye bir araştırmacı var. Yani onlarla e, beraber e, çalıştığımız modeller var. O modellerin, o size gösterdiğim tek bir data slide'ı içerisinde 10-20 terabyte bilgi var. Mesela o bilginin işlenmesi, anlaşılması için işte makine öğrenmesini kullanmamız gerekiyor, yapay zeka'yı kullanmamız gerekiyor. Onu görebilmemiz için sanatçılarla işbirliği yapmamız gerekiyor. Yani eğer mümkün olursa Disiplinler arası çalışmalar en çok heyecan veren, en akla gelmedik buluşların yapılabileceği alanlar. Çok katılıyorum. Söylediğiniz şey çok doğru. Hocam Kaan Bey'den bir soru var. Size şöyle demiş. Hocam leptin hormonunun da metabolizm üzerinde herhangi bir etkisi var mıdır? Ee, var tabii doğru. Güzel bir soru. Yani leptinin hem T hücre biyolojisi yani imin hü hücreler içerisinde önemli bir rolü olan bir kategorinin e fonksiyonları üzerinde e, rolü var. Başka immün fonksiyonları da var. Aynı zamanda tabii bildiğimiz e, metabolik fonksiyonlar da var. Aslında daha holistik bir yerden bakarsak belki yani metabolik hormon veya immünolojik aracı diye e, ayırmak bile çok yapay bir e, ayrım olabilir. E, neredeyse yani her immün e, aracının bir e, metabolizma ile buluştuğu e, nokta veya e, fonksiyon var her metabolik aracın hormonun leptin gibi insülin gibi işte bugün size anlattığım hormonlar gibi ve pek çokları immün sistem üzerinde etkileri var. Dolayısıyla bu yaşamın ilk gününden itibaren ayakta durmayı sağlayan çok önemli bir ilişki olduğu için her iki sistem de ortak araçlarını kullanmayı öğrenmiş. Dolayısıyla açlıkla müdahale, mücadele ederken de immün sistemin aracılarını kullanabiliyor emin cevap verirken bir virüse e, metabolik sistemin aracılarını kullanabiliyor. Janset Özdemir'den bir mesaj var. Çok teşekkür ediyor. E, çok keyifli bir konuşmaydı diye. İkinci sınıf tıp öğrencileri için neler önerirsiniz diye soruyor. Zannediyorum birisi <laughs> de tıp öğrencisi. <laughs> evet. Ya tabii e, keşke güzel bir reçetem olsa e, e, söylesem ama yani birinci söyleyeceğim e, tıp çok güzel bir, bir meslek. Hatta Tıp doktorluğu yapmasanız bile sonunda. E, yine de çok güzel bir, bir, bir meslek çünkü insan yaşamıyla ve insanın tüm koşullarıyla hem mutluluğu hem mutsuzluğu tamamen diğer kimliklerinden arınmış olarak insan ilişkisinin kıymetini insan yaşamının kıymetini ona katkıda bulunmanın e, güzelliğini yaşatan bir ve öğreten bir, bir, bir meslek. O yüzden eğer o yola doğru gidiyorsanız e, sizi tebrik ederim. E, tabii orada. Yani bir model diğerinden üstün diyemem. Yani klinik e, tarafa da gidilebilir. O da çok kıymetli. Klinik araştırmalar çok kıymetli. E, temel bilimlere e, mekanizmalara doğru da yön, yönlenebilir. Onlar da çok kıymetli. O, disiplinler arası sistemlere işte ne, araçlara e, yönlenebilir. Onlar da çok kıymetli. Ama yani benim herhalde söyleyeceğim. Yani bütün bu güzellikleri yaşayabilmek için biraz e, daha fazla çaba sarf edip, en azından konuşma dilini yani bir klinikçi olarak bir temel bilimciyle konuşma dilini, bir temel bilimci olarak bir klinikçiyi anlama, fizyoloji hakkında, sistem, organ, hastalık hakkında bilgi sahibi olmayı yeterli kılacak kadar bilgiyi toplamak lazım. Yani biraz daha farklı alanlarda bilgi edinebilme yetisiyle tıp fakültesini bitirmek çok daha faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve onun içerisinde de mutlaka ve mutlaka hiç ileride yapmayacak bile olsanız araştırmayla ister klinik araştırma olsun ister temel bilim araştırması olsun onunla tanışmak ve elleri işleve koymak gerekiyor. Onun büyük faydaları var onu önereceğim. Bir de yani bu yolun bir tane koşulu var o da çok çalışmak o olmadan tabii söylediğim şeylerin hiçbiri maalesef gerçekleşmiyor. Hocam son bir soru daha alacağız. Murat Bayındır'dan geliyor. Kendisi e, emeğinize, yüreğinize sağlık diyor. İlgi alanınızda mı bilmiyorum ama cri SPR kas sistemleriyle hastalıklara balans ayarı verebilecek miyiz? Yani o ısmarlama insanların doğuşu yakın mı diye sorar evet. sizi. Ya o, o benim uygulamalarım alanım değil e, ama belki şöyle biraz daha genel bir cevap verebilirim. Tabii ki yani şimdiki bilime bakışımız, biyolojik bilimlere bakışımız bundan 10 sene, 20 sene öncesine göre çok farklı. Yani şu anda tabii çok geniş olarak uygulamaya girmiş şeyler yok ama bunları yapabilecek teknolojiler var. Yani işte bazıların hatta işte bir takım benim de çok uygun bulmadığım yollardan klinik uygulamaya bile girdiğini görüyoruz. Yani onun temelinde iki tane prensip var. Bir tanesi artık genetik yapı çok rahatlıkla değiştirilebiliyor. Yani şu andaki mevcut teknolojiler hem erişkin hücrelerde, hem kök hücrelerde, hem de germ hücrelerinde, yani neslin devamını sağlayan üreme hücrelerinde genetik değişiklikleri çok kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Yani birinci değişken bu. İkincisi de ya eskiyen parçaların yenilenmesi artık daha etkin ve kolay hale geliyor. O da kök hücre ve etrafındaki e, uygulamalar sebebiyle. E, ve de sisteme yönelik e, çalışmalar e, ve büyük dataların artık e, modellenebilir, anlaşılabilir hale gelmesi. Ve üçüncü ayağa. yani bu üç ayak e, halde düşünebilirseniz her şey mümkün. E, o sadece hangi yoğunlukta e, yapabileceğimize, hangi hızla yapabileceğimize dayalı. Bir de e, tabii çok önemli bir şey bazen gözden kaçabiliyor. Yani ben size bugün bunun bütün örneklerini verdim. İşte bir farede, işte yani genetiği doğum anında, erişkinde, sonradan bazı yerlerde, bazı zamanlarda, bütün bu koşullarda değiştirebiliyoruz. Yani bunun birçok örneğini e, benim konuşmamda da bazılarını açıklamadım ama var. Aynı şekilde parçaları yenileme, e, o, e, işte nakiller, hücre nakilleri, transplantasyonlar vesaireler hepsi. ...yapılabiliyor, geniş datasetleri incelenebiliyor... ...sonuçlar çıkarabiliyor vesaire. Fakat burada muazzam bir hata payımız var. Yani insana geldiği zaman... ...hata payı diye bir şey söz konusu değil. Yani tamam yaptık olmadı... ...bir daha deneriz diye bir konu söz konusu değil. Kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla bir deneysel modelden... ...insan uygulamasına geçiş için... ...eşik çok yüksek. O eşiğin ne zaman... ...kabul edilebilir... ...bir düzeye geleceğini şu anda kestirmek zor yani ismarlağa insan olur diyemeyeceğim ama yani şu andaki mevcut teknolojilerin bütün sağlık problemleriyle ilgili muazzam çığ açıcı uygulama kapasitesi var ve bence 15-20 sene gibi bir süre içerisinde bütün endüstri de akademi de e, tamamen bambaşka bir çehreye bürünecektir bu, bu, bu nedenle. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan Hocam. E, sondan Hocam siz kapanışta bir şey söylemek ister miydiniz? Gökhan Hocama çok çok teşekkür ediyorum. Büyük bir keyifle dinledim hocam. Emeğinize sağ ol, sağ ol. sağlık. E, tekrar tekrar bekleriz hocam. E, bu ilk oldu. Devamınızda bekleriz hocam. Nihat Hocama da teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Biz izlemeye devam etsinler. Çok teşekkürler. Ben de hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkürler, Genellikle hocam. Gökhan hocam.